Arkadaşlar, bugün yeni bir kitap tanıtımı videosu ile karşınızdayım. Bu videoda tanıtacağım kitaplar Ahmet Yılmaz Boyunağ'ın kaleme aldığı Macera Adası, Mor Benekli, Çubuk Köpek, Ay İnsanları, Ateşli Gül Bahçesi, son olarak Levent Dünya Harikalarının Peşinde. Kitap tanıtımına geçmeden önce şu an okuduğum kitabı sizlere göstermek istiyorum. Rosa Mauro de Vasconcelos'un Şeker Portakalı kitabı. Bunu bir sonraki kitap tanıtımı videomda görebilirsiniz. Şu an 100. sayfasındayım. Kitap 180 sayfa. Kitap şu anlık güzel, beğendim kitabı. Ayrıca arkadaşlar, bu videomda tanıtacağım Ay İnsanları. Ay İnsanları'nı Rıdvan Turan kaleme aldı ve Rıdvan Turan bu kitabı bana gönderdi. Buradan Rıdvan Turan abime teşekkür ediyorum bu kitabı gönderdiği için. Ondan dolayı da bu kitaptan başlamak istiyorum. Bu kitapta Ay'da yaşayan 4 çocuk olan Erwin, Mila, Lua ve Teni'nin büyük eğlenceyi unutup oyun oynarken büyük eğlenceyi hatırladıktan sonra büyük eğlencede kalabalıktan dolayı ay uçurumundan dünyaya düşmelerini anlatıyordu. Düştükten sonra da yanlışlıkla bir eve giriyorlar ve oradaki çocuk olan Eli bir gün onları fark ediyor ve onlara dostça yaklaşıyor. Onların aya geri dönmesini sağlıyor. Ama aya geri dönmesi için onlara yardım ediyor. Ama Eli'nin de boyu kısalıyor oraya gidince. Sonra oradaki aydaki bir kaya parçası ona yardım ediyor ve dünyaya geri dönebiliyor. Bu kitabın sayfa sayısı 72. Daha sonra Rıdvan Turan'a buradan tekrar teşekkürlerimi yolluyorum. İkinci Adam Yayınlarından çıkmış. Bu kitabı size tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitaptı. Daha sonra bir de arkadaşlar, Çubuk Köpek ve Mor Benekli kitaplarını Çocuk Kütüphanesi'nden aldım. Ondan dolayı Çubuk Köpek'ten devam etmek istiyorum. Çubuk Köpek 190 sayfa. Yazarı Tom Watson. Bu kitapta burada da yazdığı gibi çizimler kötü ama hikaye acayip komik. İçindeki çizimleri sizlere gösterebilirim böyle. Böyle çizimler çok kötü. Ama hikaye gerçekten de söyledikleri gibi komikti. Karen, Kaka, Çizgili, Çubuk Köpek, olan dört köpek arkadaş bir köfte kokusu hissediyorlar ve o köftelere ulaşmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor bu kitapta. Bu kitap çok güzeldi, böyle insanları değişik yollarla oyalayıp köfteleri alıyorlardı. Ama en sonunda onlar köfteleri almıyor. Oradaki insanlar onlara köfte veriyordu dost canlısı olarak. Ama onlar da şaşırıyordu. İnsanlar bu kadar iyi kalpli miymiş diye şaşırıyorlardı. Bu kitabı da size tavsiye ederim. Komik kitaptı. Pena Yayınlarından çıkmış. Dediğim gibi çok komik bir kitaptı. Ben buna çok güldüm. Bu kitabı da size tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitap olan Mor Benekli'den devam edelim. Ben bunu Çocuk Kütüphanesi'nden alıp evde okumadım. Orada o yarım saat içinde bitirdim bu kitabı. İnce bir kitaptı, 48 sayfa. Bu kitapta bir kuzu olan Mor Benekli'nin çayırda unutulup daha onu bulmak için verilen mücadele anlatıyor bir çocukla babasının. Bu kitapta biraz 2. 3. sınıflara göre bir kitaptı. Onlar okusa tavsiye ederim bu kitabı. Yayın evi Can Çocuk Yayınları, yazarı Süleyman Bulut. Bu kitap da size tavsiye ederim. Güzel bir kitap. Daha sonra Ahmet Yılmaz Boyunağ'ın kaleme aldığı Ateşli Gül Bahçesi'nden devam ediyorum. Bu kitap 80 sayfa. Yayın evi Timaş Genç Yayınları. Bu kitapta bir peygamber olan Hazreti İbrahim'in dinini yaymak için verdiği mücadele anlatılıyor. Nemrut'a karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Daha sonra mancılıkla ateşe atılırken ateşin suya dönüşmesi anlatılıyor burada. Ama Nemrut daha sonra onun ateşin içinde namaz kılarken gördüğünde
Çok sinirleniyor. Nasıl ölmedi diyor. Bu nasıl bir mucize diye düşünüyor. Daha sonra burada Hazreti İbrahim'in o putları kırmasını ve daha sonra baltayı büyük putun boynuna takmasını üzerinden suçunu atıyor böyle. Kendisi yapmasına rağmen. Eğer büyük ihtimal büyük put yapmıştır diyor bunu. Çünkü benden küçük putlar var. Onlara nasıl taparsınız da bana tapmazsınız dermişçesine onlara dinini yaymaya çalışıyor. Bu kitap da güzel bir kitaptı. Bu kitabı size tavsiye ediyorum. Daha sonra aynı yazardan olan Macera Adası'yla devam etmek istiyorum. Bu kitapta arkadaşların bir adaya düşmesini anlatıyor. Bu adada birkaç yıl geçirdikten sonra yerlilere karşı verdikleri mücadele anlatılıyor. O mücadelede Salim amcalarını kaybediyorlar. Babaları olarak düşündükleri amcalarını kaybediyorlar. Daha sonra bu adada öyle kendilerine tarlalar kuruyorlar, kümesler yapıyorlar, öyle geçimlerini sağlıyorlar. Daha sonra yerlerden kaçmak için de bir tekne yapıyorlar. Uzun bir süre içinde bir tekne yapıyorlar ve o tekneyle kaçıyorlar o adadan. Bu kitabı da size tavsiye ederim. Güzel bir macera kitabıydı. Sayfa sayısı 96. Yayın evi Timaş İlkenç Yayınları. Bu kitap da daha önceden tanıttığım Saklı Kent'e benzer bir kitaptı. Onlar da adaya düşüyordu. İki kitabı da beğenmiştim. Bunu da size tavsiye ediyorum. Son kitabımız olan Levent Dünya Harikalarının Peşinde'den devam etmek istiyorum. Bu kitap 140 sayfa. Yayın evi Timaş Genç Yayınları. Yazarı Mustafa Orakçı. Daha önceden Levent kitaplarını tanıtmıştım. O kitapları çok beğenmiştim. Bunu da çok beğendim. Çok akıcı bir kitaptı. Sosyal medyada bir soru soruluyor ve aralarından en zekisi olan Osman bu soruyu buluyor. Ama bu bir hırsızı yakalamak için olan bir soru oluyor. Onun o olduğunu bilmiyorlar. Daha sonra da kazanana dünya harikalarına götüreceklerini söylüyorlar. Dünya harikalarını gezerken yanlarında kendisini rehber olarak tanıtan Mine abla da aslında polis. Ve o hırsızı yakalamak için verdiği mücadele anlatılıyor bu kitapta. Kitap 140 sayfa. Bu kitap daha önce okuduğum Levent kitapları gibi güzeldi. Bu kitabı da size tavsiye ediyorum. Bu kitap tanıtımının da sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.